Önerge hakkında konuşmak isteyen Niğde Milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi Gürer. Buyurun Sayın Gürer. Süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 26. dönemde bakanlar tarafından getirilen torba yasalara meclis alışmıştı. Buna karşı da sık sık muhalefet olarak uyarıda bulunuyorduk. Bu tür torba yasa tekliflerinin özünde diğer bütünlüğü gerektirecek temel yasa tekliflerini olumsuz kıldığını belirtiyorduk. Ama ne yazık ki şimdi milletvekillerimiz yasa teklifi getiriyor. Yine bir torba kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, ben bütününe baktım. Bu yasada ne amaçlanıyor diye gördüğüm şu: işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, dar gelirinin haklarını koruyup onlara fayda sağlayacak bir şey göremedim. Neyi gördüm? Tahsilatı gördüm. Neyi gördüm? İcrayı gördüm. Neyi gördüm? Konkordatayı gördüm. Şimdi değerli milletvekili arkadaşlarımızın birinci parti milletvekili olmaları nedeniyle kanun teklifleri buraya geliyor. Ben de Konkordato ile ilgili bir kanun teklifi verdim. Ayın 15 Ekim 2018'de bu kanun teklifi de geçti. Komisyonlara da gönderildi ama bu nedense meclise gelmiyor. Biz ne istemişiz? Bir bakalım, farkımız anlaşılsın diye. Biz diyoruz ki Konkordato ilan edilen iş yerlerinde çalışan işçilerin haklarını koruyacak bir düzenleme yapalım. Çünkü orada işçi alacakları rehinle alacaklarla birlikte değerlendirirse dahi banka alacakları işçi alacaklarının önüne geçiyor ve birinci derecede konkordoda ilan edilen yerde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi işçi alacakları ikinci sıraya düştüğü için ödeme süresinde orada çalışan işçiler mağdur oluyor. Biz o işçi arkadaşlarımızın hakkını koruyalım, Konkordato'da ilan edilen iş yerlerinde bu düzenlemeyi yapalım diye bir kanun teklif vermişiz. Ama bu kanun teklifi meclise gelmiyor. Peki Konkordato'da nereden doğar arkadaşlar? Sizler de televizyonlarda izliyorsunuz. Bu ülkenin köklü firmaları alacaklarıyla aralarında borç nedeniyle bir düzenleme talebini niye isterler? Ekonomi düzgünken, sorun yokken bu firmalar, marka olmuş firmalar çoğu, Konkordato'da ilan etmek zorunda kalmaları nedeniyle yaşanan ekonomik kriz. Ekonomik kriz sonucu bunların yaşadığı mağduriyetlere çözüm üretmek yerine onlarla ilgili yeni düzenlemeler getirmenin temel mantığı da koruyucu olmak yerine ortaya çıkan tablodan iktidar olarak kendimizi nasıl kurtarırız mantığıdır. Çünkü burada getirilen yeni düzenlemelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin Konkordato'da ilan etmesini engelleyecek ve onların, yani düzenleme sonucunda bu yola başvurmalarının önünü tıkayacak düzenlemeler yapılmış. Değerli arkadaşlar, güneş balçıkla sıvanmıyor. Bakınız, sizin döneminizde, yani Adalet Kalkınma Partisi'nin döneminde icra dairelerinin sayısı patladı. Bir borç alacak ilişkisinde eğer toplumun önemli kesimi mağdursa bununla ilgili farklı düzenlemelerle olayı farklı boyutlara taşımak yerine o mağdur kesimleri desteklemek gerekiyor. Size bir önerim var. İktidar milletvekilleri, yani birinci parti milletvekilleri, biliyorsunuz kayıp kaçağı vatandaştan alıyorsunuz. TRT payını vatandaştan alıyorsunuz. Ama özel şirketlere sağladığınız büyük bir imtiyaz var. Bu nedir? Gün içi arz fiyatları 0 ile 2000 arasında. Bu da şu demek: normalde 130 ile 300 kuruş arasında değişen enerji fiyatı özel işletme sektörüne dahil olan firmalar tarafından devlete satılırken, kar yağdığı gün ya da hava soğuduğunda arz talebi patladı mı 2000 liraya çıkarılıyor ya da 1800'e çıkarıyor. Büyük bir vurgun var. Geçen yıl bakanlık 3 ay bununla ilgili önlem almış, düzenleme yapmıştı. Gelin bununla ilgili bu kanun teklifi getirin. Bu günün içi arz fiyatı 0 ile 500 üzerinde çıkamaz değil. Çünkü bir günde trilyonlar dönüyor. Yani vatandaşın icra ile takibine düşüp ödeme güçlüğü içinde oldukları mağduriyeti burada yeni düzenlemelerle nasıl boğazını daha çok sıkarız diye düşüneceğinize, büyük şirketlerin
devasa holdinglerin karına kar kattığı uygulamalara karşı kanun teklifleri getirin. Biz de Cumhuriyet Halk Partileri olarak içimizin rahatlığıyla oy verelim. Ama bu gidiş iyi gidiş değil. Her kesimin sıkıntısı artıyor. Siz de ekonomik kriz ortaya çıkmasın, görülmesin diye yeni düzenlemelerle olayı örtmeye çalışıyorsunuz. Süreniz devam ediyor zaten. Buyurun. Devam edin. Yüce Meclis'e saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim Sayın Gürer.